Selamünaleyküm. Sevgili izleyicilerim, sizleri çok güzel bir yere getirdim. Burası deniz manzaralı bir yer. Çanakkale, Biga, Güemalan köyünde bir tepede. Gördüğünüz gibi akşam ezanları okunuyor. Ve arkamızda Güemalan köyü var. Deniz sahili burası. Ezanlar okunuyor. Bakınız şu güzelliğe bakınız. Evet. 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 Çok güzel bir ahşap ev var burada. Onu anlatacağım. Üstü kamalya, altı ev. Bakınız. Şimdi hep birlikte detaylarını izleyeceğiz. Evet. Ahşap evimiz burası. İşte bak, üstü kamalya. Üstü kamalya. Ah. Üstü kamalya. Bakınız. Altı ev. Üstü kamalya, altı. Bir oda, küçük. Bir kişilik. Ev. İşte. Görüyorsunuz. Ve ağaç, gölgede aynı zamanda doğal gölge bak. Ağaçları görüyorsunuz. Evet, işte meşe ağaçlarına hiç zarar verilmemiş. Gördüğünüz gibi bakınız. Meşe ağaçları üstü meşe. Meşe ağaçlarının gölgesinde. Bunu herkes yapabilir. Şaban gel abi, gel abi, gel. Gel anlat abi, gel çabuk abi. Yat abinin de gelmesi lazım. Gelsin o da gelsin. Bakınız. Gel. Bir tane Türk bayrağı. Gel abi. Heh. Abi anlat ya. Bu ne yaptın burada ya? Şuraya bak. Ne yaptık biz Kadir abi? Burası 2002 yılında aldım ben. 2002 yılından sonra burayı böyle seyir terası gibi yapacaktık. İnsanlar inanmadı. 2002'den sonra karayolları burayı şantiye alanı ilan etti. Zaten görüyorsun etraf perişan halde. Ama biz inancımızı yitirmedik. 7 yıl boyunca geldim gittim. Ve buranın tekrar şerhini kaldırdım. Nihat abiyle tanıştıktan sonra da burada bir Nihat abi var. Bir başladık, bir yılda bu hale getirdik. Evet. Yani ilk önce kamelyayı yaptık. Kamelyayı yaptınız. Oda yaptık. Hepsi bunlar hep ahşap ürün. Ahşap ürün, yani. Ahşaptan. Ve şimdi bak burası... Sen gece burada mı yatacaksın şimdi? Tabii bu gece buradayız. Vallahi. Hemen orada minderlerimiz var içeride. Denizi seyrediyorsun. Karşılar neresi abi? Ha? Sol tarafımız Karabiga. Karabiga. Ekinlik Adası. Ondan sonra Erdek Adası. Karşısı, diğer adamız neydi? Marmara Adası. Avşa Adası. Hepsi burada. Ben buradan her yeri görüyorum. Allah Allah. Gözle görülür. Bunun gibi iki tane daha yerimiz var. Evet. Burası ama bizim merkez üstümüz burası. Şimdi bak buraya bayrak direği koyduk. O direği buraya alacağız. Burada kamelyamızın yanında mutfağımız var. Tuvaletimiz var. Depomuz var. Ve buranın lakabı Suz Dede. Biz buraya tankerle taşıma suyuyla su getirip sulama yapıyoruz. Evet. Yani bizimki tamamen Kadir'a bir inanç, bir aşk. Evet. Yani yıllarca doğada yaşam. Tabii, doğada yaşamak. Doğayla baş başa. Ya doğada yaşamanın dışında karayollarındaki bölge müdürü bana sordu. Niye dedi burayı vermiyorsun, ille istiyorsun. Şu Allah ağacının oraya ben kendi mezarımı bile oraya yaptıracağım. Evet. Allah Allah. Hiç kimseye ulaşmamak için yerimiz orası. Çok güzel ya. Hani geldiği zaman hemen arabayla dua edecek, oradan geri gidecek. Çok Allah nasip ederse. O kadar. Harika Nihat ya. Nihat abimiz de orada. Nihat abi böyle gelir misin biraz? Aslında burada... Ben sadece bu işin finans kısmı, bu işleri yapan, projelendiren, hayata geçiren de Nihat abim. Nihat usta. Nihat Akkay abim. Evet. İstanbul'da müdürlük yapmış yıllarda. Nihat usta, ne düşünüyorsun bu hususta? Vallahi burasını böyle bir herkese, bütün eşe dosta açık bir bahçe yapmayı düşünüyoruz. Yapma ya. Hobi bahçesi olarak yani. Tabii bütün dost, eş, ıslama akraba gelsin, dolaşsın. Bütün arkadaş çevremizi bekleriz. Denizi seyretsin. Tabii bütün hava her şey görmüş olduğunuz gibi deniz manzaralı. Köyümüz böyle bir köyümüz, Güvemalan köyü. İşte burayı biz aldığımızda bize herkes dedi ki siz delisiniz, paranız çok, aklınız yok. Siz ama manyaksınız biz, dediler değil mi? Aynen, biz yalnız yapamadığımızı gerçekleştiriyoruz. Zoru sevdiğimiz için zoru gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Bundan sonra daha iyi, daha böyle örnek bir bahçe yapmayı hedefliyoruz inşallah. İşte finansmanımız Şaban Öksüz. Ben de bir mimari olarak... Yerimizin adı da Kadir abi, sen oku istersen. Daha güzel. Ne yazıyor burada? Şaban
Deli Hazretleri. Deli Hazretleri. Kastamonu'da üstad var bizim, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri. Oradan esinlendik. Arkadaşlar siz deliyim deyince dediler ki burası ne olur? Biz dedik ki burası Şeyh Şaban-ı Deli Hazretleri tepesi olur. Onun dışında bak mesela şu arkadaki tabureleri getiren abimiz, bu sene Covid'den kaybettik onu. Bandırmalı üstüne abimiz. Elleriyle taşıdı o tabureleri bize bandırmadan. Böyle bir sürü abinin burada hatırası var. Evet, vay be. Burada şimdi Şaban buraya gelip mesela burada tanıdık eş dost gelip burada kendi başına çay yapıp piknik yapabilir mi abi? İstetmediği müddetçe, içki içmediği müddetçe serbest abi. Harika ya. Allah rızası için yeter gelsin burada otursun tertemiz. Evet. Çocuğunu evet. getirebilir, şu toprakla oynayabilir, hiç sıkıntı yok. Her yeter şey temiz. Işte. Yani çocuklar için sallancık, kamelyamız orada mevcut. Evet. İşte banyo, tuvaletimiz mevcut. Harika. Burada mutfağımız var, barbekümüz hazır. Getirecek, çayını içecek, gidecek. Buradan da Marmara Denizi seyredecek değil mi? Tabii Marmara Denizi işte. Süper ya, gibi. Denize bak ya. Deniz manzara, manzaraya bak sevgili izleyiciler. Bu yıl Kadir abi buraya bir karavancı grubu talip oldu. Vermedik mesela. Ha. Bu yazı burada geçirmek istediler. Evet. Bakamazlar, kötü tutarlar diye vermedik. Evet. Ama şimdi burayı biz düğün çekimi için açacağız inşallah. Manzarada düğün çekimi yapmak isteyenlere açacağız burayı. Ha, çok gelip güzel. Çekecekler. Sadece bakacağız. Bize dua edecekler abi. Şurada şuraya manzaraya bak ya. Deniz manzara. Of. Tarlara bak. Nihat abim de bu arada Allah nasip ederse bir dahaki dönem Güyamalı'nın muhtar adayı. Yapma ya. Ve bir sürü projemiz var yani. Bunun vay yanında be. Harmanlı Cami projesi var. Ondan sonra köye su getirme projesi var. İlyas Alan'da yolun kıyısındaki ağaçları eken abim budur. Elleriyle uğraşır. Evet. Bizim işimiz daha çok böyle hizmet. Öldükten sonra birileri bizi ansın. Bizim tek gayemiz bu. Şimdi bu yazki projemiz dağdan buraya su getirip şuraya kamelyalar koyup çeşme yapmak. Çeşme yap. Namaz kılmaya bir ufak bir mescit gibi bir şey yapıp bizden sonra bir eser bırakmak Kadir abi. Çok güzel. Harika ya. Kim tutar sizi be? Yok Allah'ın izniyle kimse tutmaz Nihat abi de bize. Yeter ki Nihat abi olsun. Evet. Evet. Ben Kadir Demircan, Keşif Arazi Ajansı'nın sahibiyim. Balıkesir ve Çanakkale'de, Güney Marmara'da 8 yıldır arazi, tarım ve hayvancılık projeleri üzerine çalışıyorum. Yüzlerce proje yaptık, binlerce kişiye arazi verdik. Hizmet yapmaya, üretmeye ve sizlere güzel araziler kazandırmaya, istihdam etmeye devam ediyorum. Sizleri Gönen'deki ofisimize bekliyoruz.